Alo. Efendim, hakkınızı helal edin değerli izleyicilerimiz. Teknik manada bir elektrik kesildi canlı yayında. Hemen bunu düzeltmeye çalıştık. Hemen konuğumuzu yeniden alıyoruz efendim. Alo. Değerli bakanım, biliyorsunuz işte siz de Sanayi ve Teknoloji Bakanısınız. Yani işte bak, ilk bir teknolojik bir olayı canlı yayında yaşamış olduk. Buyurun efendim, hemen vakit kaybetmeyelim. Mikrofon sizde, buyurun. Peki, yangınında bazı zaman aktiviteler olabilir. Aynen efendim. Evet. Normal bir tekrardan seyircilerinize merhabalar diliyorum. Sözlerime başlamadan evvel, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz'da yaşanan ülkemizde milli iradeye darbe girişimine kalkışmasında aynen şehit olan vatandaşlarımızı rahmet anıyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ve size de benim hayatınızda başarılar dileyerek sözlerime başlıyorum. Allah razı olsun değerli bakanım. Evet, buyurun. Sözümü öncülük taşıyan en önemli sorun, tüm insanlığın mutluluğunu, onurunu, güvenliğini, huzur ve refahını korumayı amaçlayan istikrarlı, adil genel bir barış düzeninin kurulması ve çözülmesidir. Aynen, aynen. Sümrü ve emperyalizmin adli sebebinin planlı işgalci güçlerle talan ve soyguna katılmalı, gecikmiş yeni sömürücü güçler arasındaki yeryüzü servetlerinin mağdur ve masum milletlerin ülkelerinin hayat kaynaklarının paylaşım şekli ve seneler üzerinde uzlaşmama olduğu sabittir. Amaç ve sonuç, çocuğun baskı ve sömürünün devamını mağdur ve masum milletler açısından kutsanacak evrensel doğrultudaki bir ilkeyi tesis etmeliklerine belirgindir. Tarihin tatlığı şekillendiği mecra, milletler arası hayat saadetinde farklı gelişme seviyeleri, jeopolitik kanuniyete ve Çin siyasi idare elitinin takındığı tavır ve giriştiği hazırlıklar bir milletin, bir ulus ve toplumun yok edilmeye tabi tutulması ve inanılmaz bir insanlık dramının yaşanmasına yol açmıştır Doğu Türkistan'da. Aynen, aynen efendim, aynen. Kim bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler'deki 5 daimi devlet üyesinden biridir. Bu 5 üyeden biri olduğu için yetkisini kullanarak Türkiye başta olmak üzere Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve diğer komşu ülkelere Doğu Türkistan'a karşı etkisiz hale getirmekle beraber Doğu Türkistan'a nükleer deneme alanına çevirmektedir. Aynen. Doğu Türkistan'daki komünist yönetimi genel hatlarıyla zalim, falancı, milli kimliği silmeye, köle bir halk yaratmaya gayret eden askeri işgal ve kolonizasyona dayanan Ali Toprak Feodal Sıvı bir sömürge politikası izlemektedir Doğu Türkistan'da. Aynen, aynen. Kim, terörizme, soykırma, işkence ve katliamlara karşı çıkanları Çin anayasalarına, Çinli yargısız imhaz etmektedir. Tüm bunlara rağmen bütün dünya zevki kalmaktadır. Oysa bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardı. Fakat nerede olacağını kimse bugünden kestiremez. Aynen, tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi. Avusturya, Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye'nin ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun iradesinde bilimiz, şanslı bir özgür kardeşimiz vardır. Onlara her zaman sahip çıkmamız lazım. Aynen. Her zaman sahip çıkmaya hazır olmamız lazım. Hazır olmak yalnız olduğunu beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Çok doğru. Bizler nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak, dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür,
sahibimizi yapacağız. Aynen. Tıklarımıza inmeli. Olayların gördüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Aynen. Genellikle bütün Türk alemine, özellikle Türk aydınları ile ileri görüşteki vicdan sahipleri ve hürriyet severleri günümüzdeki süper güçleri mağdurlarına yalnız bırakmaması, insanlık dışı zulüm ve adaletsizliğe karşı sessiz kalmaması hakkında ısrarda bulunmaktayız. Haksızlığa karşı sessiz kalmak, onaylanmak gerektir. Aynen, aynen efendim. Şimdi doğru Türk İslam'da kimin yaptığı zulmü onaylama demektir. 20. yılın başında dünyanın süper güçlerine karşı gelmiş ve onları yanlış bir milletin bir tarzı olarak dünyaya, bir Türk dünyaya bedel ödeyerek bütün dünyaya kaybetmiş bir milletiz. Elhamdülillah. Ne var ki günümüz dünyasında böyle Türkistan yalnız bırakılmakta. Buna karşı acımasız bir şekilde akıl almaz insanlık suçu işlemektedir. Orada çok tıraşı vahim olaylar yaşanmaktadır. Tüm insanlar mazlum ve mağdur Doğu Türkistanlılardan çağrı. Annelerin karnındaki bebeklerin öldürülmektedir. Anneler hayatını kaybetmektedir. Akıl almaz zulüm politikaları orada işlenmektedir. Aynen. Doğu Türkistan'da yaşayan halkın suçu ne? Bu dünyayı Türkistan'da doğarak kendisi mi? Ya bir de olaya başka bir açıdan bakabiliriz. Doğu Türkistan'da daha bilen olan anne karnında öldürülen çocuklar vardır. Anneler zorla kürtaj yaptırarak bu çocukların ölümlerine sebep olmaktadır. Bunun sonucunda da kadınlar kansere kullanmaktadırlar. Türk olarak doğmak suçundan Türkünden meşgul kalan nice insanlar vardır. Aynen. İstanbul'da. Terörizme karşı insanlık sevgili tavrını sergilmediği için ölümcülükle suçlanıp ölüme mahkum edilen büyük süper gücün masum kurbanlarına daha neler neler beklemektedir. Büyük süper güç dediğim buradan hakkınız bilmek ki Çin'den bahsetmek edeyim. Bütün bunlara rağmen insanlık adibi ne kadar sessiz kalırsa Çin zulüm ve işkenceleri daha da artacaktır. Yakın tarihlerde dahi emperyalistlerin saldırılarına maruz kalan Doğu Türkistan, Çin'in bu politikalarını izlemeye sürükleyen etkinin ne olduğunu bütün insan hakları savunucuları anlayacak ki anlayamamaktadırlar. Aynen. 31 Mayıs 2002 yılında Çin Haber Ajansı, Çin Komünist Partisi yönetimi tarafından 2002'den itibaren Şinya, onun tabiriyle bizim tabirimizde Doğu Türkistan Üniversitesi başta olmak üzere bütün Doğu Türkistan'daki üniversite ve yüksek okullarda Uygur Türkçesini eğitim, öğretim dili olarak kullanmasını yasaklayan bir kararın alındığını duyurmuştu hatırlarsana. Bu duyumu BBC internet sitesindeki haberde de dokuzun büyük bölümü büyük bir bölümü Uygurların oluşturduğu Doğu Türkistan'da Uygur Türkçesinin eğitim dillerinden biri olması şeklinde 50 yıllık uygulama son verilmesi maalesef ki istenmiştir. Bu karar Doğu Türkistan'daki Türkler ve aydınların ciddi tepkilerine karşılanmıştır. Sultan Mahmut Karşıtlar'a göre de Çin yönetiminin bu kararı Uygur kimliğinin temel unsuru Uygur dili ve kültürüne yönelik bir saldırıdır. Bu karar Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen insan hakları beyannamesine 1982'de kabul edilen Çin Anayasası'na Çin özel bölge yasasına ayrı bir karar olmakla kalmayıp Çin yönetiminin Uygur Türkleri başlanmak üzere Doğu Türkistan Türklerini Çinleştirme yolundaki yeni bir adama yeni bir tehdidi olarak başlayarak bu güçlere kadar gelmiştir. Çin yönetiminin büyük Çin şövenizme siyasetine şiddetli bir şekilde uygulamaya başladığı uzun zamandır görmekteyiz. Evet efendim, evet. Çin yönetimi tarihten günümüze kadar Çin hükümdarlarından
Çin'den başka milletlerin kendi kültürlerini koruma ve geliştirme yolundaki insani hak hukuklarını çiğneyen sorguları siyasetinde varlık kılmakta olduğunun bir kanıtıdır. Çin yönetimi böyle bir değişikliğin yapılmasına gerekçe olarak eğitim kalitesini yükseltme amacına taşındığını savunmaktadır. Oysa ki bu gerçeğin hayatı ve mantıklı temeli bulunmamakla beraber Doğu Türkistan'daki 52 yıllık eğitim öğretim gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. Çin yönetimi de tarihten günümüze kadar şu an Çin yönetimi tarafından uygulanarak elde ettiği tecrübelerini Doğu Türkistan Türkleri üzerinde uygulamanın en ciddi ve tehlikeli adımına yıllardır atmış ve tüm dünyada buna sessiz kalmaktadır. Evet. Yani burada bilmiyorum programımızda ne kadar bize zaman ayırdınız. 8 dakikanız var efendim. 8 dakika. Evet. Bilemiyorum ama evet. Daha doğrusu başka bir toplantıya katılacağımdan dolayı çok istediğiniz bir sorunuz vardı. Bu imamı zaten akşam da Büyük Birlik Partisi'nin 3. bölgesi planlaşmış olduğu İnşallah efendim akşam üçüncü bölgenin yani Büyük Birlik Partisi 3. bölgenin programına da inşallah konuklarınızla birlikte sizleri bekliyoruz. Biz de tabii ki basın danışmanı olarak sizlere karşılayacağız değerli hocam. İnşallah orada basın açıklaması yapacaksınız. Büyük Birlik Partisi'nin tüm alperenlerin Türkistan davasına ne kadar ehemmiyet verdiğini, ne kadar önem verdiğini, hani Hasan Sandık'ın meşhur Türkistan'ı var biliyorsun yani evet. Ne güzel bir ifade ediyordu. 30 sene önce bestelemiş. İnşallah akşam görüşeceğiz değerli bakalım. Allah razı olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Hayırlar getiriyorum. Hayırlı olsun vazifeniz. Yani büyük bir şereftir davanın. Müslüman Türk milletinin, Oğuz'un dedesinin davasının yanında olmak büyük bir şereftir. Bu şerefin yolunda gidenlere selam olsun diyorum değerli başkanım, bakanım. Evet. Onun için bunu bir not dahil ediyorum. Buyurun efendim, evet. Akşam Büyük Birlik Partisi 3. bölgede organize ettiği toplantıda Doğu Türkistan Cumhuriyet Kıvati Başbakan Yardımcısı Sayın Halil Çakır bu toplantıya teşekkür ederim. Çok güzel. Evet efendim. Halifi Çakır Bey de teşekkür ederim. Bu konuda çok değişik açıklamalarda bulunacaktır. Çok güzel efendim. Bunu da not alıyorum. Hemen onu yayına vereceğim. Programımızda. Halifi Çakır değil mi efendim? Halifi evet. Çakır Başbakan Yardımcısı. Evet. Tamam değerli bakanım inşallah akşam var. Allah razı olsun biz de FSM grup ailesi olarak daima yanındayız. Çalışmalarında daima başarılar diliyoruz. Maşallah durmayan bir insansın. Sizi 3 yıldır tanıyoruz. Hiçbir zaman durmadınız ve daha da durmayacaksınız inşallah. Allah'a emanet olun efendim. Saygılar, hürmetler. Allah'ın selametinden dolayı teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Evet efendim, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Gökhan Gülmez'i ve aynı zamanda da Türkiye temsilcisi Gökhan Gülmez'i canlı yayına aldık. Nasip olursa bu akşam da Büyük Birlik Partisi 3. Bölge Başkanlığı'nın organize ettiği istişare toplantısına da konuk olarak Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakan Yardımcısı Hanifi Çakır ve yine değerli bakanımız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Gökhan Gülmez ile birlikte konuk olarak katılacaklar. Türkistan, Doğu Türkistan davasının acılarını, sızılarını bize orada canlı olarak inşallah anlatacaklar. Biz de tabii kayıtları alacağız bu yayını. FSM ailesi olarak daima bu davanın, bu güzelliklerin, bu acıların yanında olduğumuzu buradan haykırmak istiyoruz. Bütün milleti İslam'ı. Evet efendim. Canlı yayınımız devam ediyor. Saat 13 itibariyle Büyük Birlik Partisi Merkez Kanal Yönetim Kurulu üyesi İstanbul İl Başkanımız Sayın Mustafa Mican'ı canlı yayına alacağız. Evet efendim.
Ve diyoruz ki efendim, bayrağı elden bırakma diyoruz efendim. Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin, Rabbim milleti İslam'ı sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın efendim. Bayrağı elden bırakma diyoruz, duayı dilden bırakma diyoruz. Bayrakla dertleşen, toprakla birleşen, can verip devleşen birileri var. Hep de var olacak inşallah. Hep de var olacak inşallah. Evet efendim. Saat itibariyle 13. Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mustafa Mican'ı canlı yayına alıyoruz efendim. Evet.
Alo. FSM TV, FSM Haber canlı yayına hoş geldiniz değerli başkanım. Hoş bulduk efendim. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar dilerim. Allah razı olsun. Mustafa Meycan, Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanımız şu anda canlı yayında dolu dolu bir gündemle gündem özel programındayız değerli başkanım. Erciyes'e bağlanık, Erciyes'ta Muhsin Yazıcıoğlu şehidimiz için organize edilen orada can dostlarımızla 45 dakika canlı bağlantı aldık ve biraz önce de sürgün Doğu Türkistan sürgün hükümeti Saray ve Teknoloji Bakanı Sayın Gökhan Gülmez'i canlı yayına telefonla bağlandı aldık. Tabii bir teknik şey oldu, elektrikler gitti ama hemen yeniden bağlandık değerli başkanım. Gündem dolu. Bu akşam da İstanbul Büyük Birlik Partisi 3. Bölge Başkanlığı'nda toplantı var, istişare toplantısı. Bölge Teşkilat Başkanımız, Bölge Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe başkanlıkları orada, Alperen Ocakları orada hazır bulunacaklar. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakan Yardımcısı Hanif Çakır konuk olacak ve aynı zamanda da Saray Teknoloji Bakanı Gökhan Gülmez ile birlikte gelecekler. Orada Türkistan davası konuşulacak ve tabii bu bir ani bir konu oldu dün itibariyle. Yeni bakan seçildi bizim Gökhan Bey. Gündem dolu dolu efendim. Türkistan davası, Muhsin Yazıcıoğlu davası, Büyük Birlik Partisi üzerinde oynanan algı operasyonları, işte 15 Temmuz'u yaşadık. Evet efendim, bir mikrofonu size veriyoruz, buyurun. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Öncelikle değerli yurttaşlarımız, sizi, yanımızdaki ekibi, Muhsin Yazıcıoğlu davasını Erciyes'e taşıyan, zirvelere taşıyan siz değerli kardeşlerimi en samimi duygularla gönülden selamlıyorum. Allah razı olsun. Yardımcımız olsun. Allah çalışmalarımıza hayırlı muvaffakiyetler nasip eylesin. Amin. İnşallah. Amin efendim. Allah hayırlı amaçlarınıza muvaffak eylesin. Amin efendim. Evet, çok doğru. Gündem dolu dolu. Türkiye evet. Gündemi, Türk tarihinde olduğu gibi. Aynen. Tüm yoğunluğuyla, tüm sıkıntılarıyla, tüm ızdıraplarıyla devam ediyoruz maalesef. Belki 21. yüzyılda Türkistan dünyasının daha rahat, huzur ve refah içerisinde olması gerekirken, Türk ve İslam dünyasının kan, gözyaşı, savaşlar, ateş ve barut aynen başkanım, evet. Olduğunu müşahede ediyoruz ve yaşıyoruz, iliklerimize kadar yaşıyoruz. Aynen. Tabii sizin gibi değerli gönüldaşlarımız, dava arkadaşlarımız, idealist kardeşlerimiz, büyüklerimiz bu davayı uzlamış, zirvelere taşıyorlar, gündeme taşıyorlar, medyaya taşıyorlar, topluma sunmaya çalışıyorlar. Bu uğurda mücadele eden kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Cümlemizden efendim, evet. Dağlarına, yaylalarına hakim olamadığımız aynen. Ülkenin sokaklarına, caddelerine hakim olmamız mümkün değiliz. Bu anlamda sizi kutluyorum. Tabii ki İslam coğrafyasında, Orta Doğu'da savaşların, ateşlerin yandığı, bombaların patladığı, insanların katledildiği, kimin Müslüman, kimin Müslüman olmadığı, kimin Allah adına, kimin Allah adına savaştığı, kimin Allah adına mücadele verdiğinin birbirine karıştığı bir süreçteyiz maalesef. Aynen başkanım, evet. Sınırların kalktığı, ülkelerin sınırlarının, Orta Doğu'daki sınırların tamamen patladığı, ülkemizin de güney sınırlarının tamamen patladığı, sınırlarımıza ağır silahlarımızla, tanklarımızla, ordumuzla konuşlanmışız. Artık sınırlarımıza, ordumuzla sıcak temaslarla korur duruma gelmişiz. Bugün. Aynen. Dolayısıyla sınırımızın ötesinde soydaşlarımız, dindaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz, dindaşlarımız, Türkmen kardeşlerimiz, Türkmen Dağı'ndan başlamak üzere Halep'ten, Telafer'den, Musul Kerkür'e kadar, hatta Bağdat'a kadar zulüm altında, ateş altında aynen. Dağılmış, yuvalar dağılmış, insanlar katledilmiş, gençlerimiz şehit olmuş, namusları emniyet altında değil, gelecekleri garanti altında değil, soydaşlarımızın. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Büyük Türk Milleti olarak buna kayıtsız kalmamız mümkün değil idi. Bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce
91'li yıllardan bu yana Orta Doğu'daki sıcak gelişmelere müdahil olmamız gerekirken maalesef 1991 yılından bu yana orada o bölgede geçen 25 yıllık süreçte oraya müdahale edemedik, seyirci kaldık, savunmada kaldık. Aynen başkanım. Evet. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 1990 küsürlü yıllarda 2000'den önce Musul, Kerkük'te nüfus dairelerinin talan edildiği, nüfus kayıtlarının yakıldığı bir süreçte, tapu dairelerinin talan edilip, tapu kayıtlarının yakıldığı, imha edildiği bir süreçte, aynen. Türkmen köylerinde, Türkmen mahallelerinde, Türkmen şehirlerinde, Türkmen mezarlıklarının peşmergeler tarafından, çapulcu peşmerger işgalciler tarafından dozerlerle sürülüp mezarların imha edildiği bir dönemde Muhsin Yazıcıoğlu meclis kürsülerinde medya mikrofonlarına bas bas bağırarak bakın oradaki Türk varlığı, Türkmen varlığı yok edilmek istenmektedir. Misakim, Musul Kerkük, misakim milli sınırlarımız içerisindedir diye bas bas bağırırken devleti yönetenler, devleti idare edenler o gün ses çıkarmadılar, kulaklarını çıkardılar. Ta bugüne kadar. 25 yıldır maalesef bizi idare edenler oradaki bölgelere kayıtsız kaldılar. Bugün gele bugünkü duruma kadar maalesef geldik. Maalesef demek durumdayız burada. O zaman şehitliğinden Muhsin Yazıcıoğlu şunu söylemişti. Ben üzerine basa basa bunu ifade etmek istiyorum. Evet efendim. 1974 yılında Kıbrıs'taki soydaşlarımıza katliam uygulayan Rum çetelere Türk ordusu ülkenin en zayıf döneminde dahi güçlü bir operasyonla 3 gün içerisinde tüm Türk kardeşlerimizi emniyet altına aldılar ve o günden bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bağımsız olarak yaşamaktalar. Bugün Urfa'nın Ceylanpınar'dan Musul Kerkük'e bir koridor açılsın. Musul Kerkük'ten Türkiye'ye bir bağlantı kurulsun, oradan pasaportsuz gidilip gelsin Türk ordusu, Türk askeri ve buradan yardım götürecek sivil toplum kuruluşları rahat bir şekilde gidebilsin demişti. Ama maalesef kimse bunu dikkat almadı. Orası bizim misaki milli sınırlarımız içerisinde. Aynen başkanım, aynen. Demişti. Oradaki kardeşlerimize katliam yapılırken bizim onları korumak ve müdahale etmek gibi uluslararası arenada bir hakka sahibiz. Bu hakkı kullanalım demişti. Ama bu manevi cesareti gösterecek devlet idarecilerini o zamanlar bulamadık. Dolayısıyla o gün Musul Kerkük'te ocaklar yanarken, ateşler sönerken o zaman 36. paralelin kuzeyi deniliyordu. 36. sadece bir paralelden, bir meridyenden bahsediliyor o zaman. 36. paralelin kuzeyi denilen bölge daha sonra Kuzey Irak denildi. Hala Kuzey Irak deniliyor ama dünya kamuoyunda artık orası Kürdistan diye geçiyor maalesef. Evet, evet. Kürdistan bölgesinde Musul Kerkük diye bir bölge, Türkmen bölgesi, Türk bölgesi daha ifade edilemez duruma geldi. Yani orası cebri olarak, fiili olarak, resmi olarak Peşmerge'nin, bizim Kuzey Irak olarak tarif ettiğimiz, tüm dünyanın Kürdistan diye ifade ettiği, konsoloslukta açtığı, hatta bizim de idari olarak tanıdığımız bir kurumun inisiyatifine terk edildiler. Ondan sonra bugün Suriye'de iç savaşın başlamasıyla birlikte bugün TYD'nin kontrol altına aldığı, bizim devleti yönetenlerin de dahlinin bulunduğu, ihalenin bulunduğu, evet, ifade edildiği ve gözlerimizin içine baka baka TYD'ye destek vere vere bugün Kuzey Irak gibi Kuzey Irak bölgesindeki oluşan fiili bölge olan Kürdistan gibi orada da PKK'nın uzantısı olan TYD'ye fiili bir bölge tanındı. Hatta deniliyor ki Türkiye'yi yönetenler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idareciler tarafından Fırat'ın batısına geçemezsiniz. Aynen, aynen. Fırat'ın batısına geçemezsiniz değil. Oralarda fiili bir durum oluşturamazsınız. Demediler. Hani geçmişte bundan 4-5 sene önce deniliyordu ki Kuzey Irak'ta defok bir duruma müsaade edemeyiz.
isteyen devlet idarelerini bu sözlerinin arkasında durmaya davet ediyorum ben. Büyükbirlik partililer olarak. Aynen efendim. Aynen. Alternatif olarak, Muhsin Yalıcıoğlu'nun dava arkadaşları olarak. Muhsin Yalıcıoğlu'nun İstanbul'daki il başkanlığının başkanı olarak ben Suriye'nin kuzeyinde defokto bir oluşuma müsaade edemeyiz. Aynen. İşleri yetkililerini, devlet yetkililerini ben göreve davet ediyorum. Bugün Suriye'nin kuzeyinde Cerablus'ta Türk ordusunun hüsnü değil havalı söz konusu. Yani sanki böyle bir orada bir temizlik harekatı varmış gibi. Yani orada kahramanlık türküler söyleniyor. Keşke inşallah sonuç alacak bir operasyon olması temennisini temenni ediyorum. Dolayısıyla o bölgede başarıya ulaşacak, sonuç alacak bir operasyon olur diye düşünüyorum. İnşallah biz orada de facto bir durumda değiliz. Yani ben orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin misaki milli sınırlarının nereden nerelere geldiğini, dünya kamuoyunda hangi haklara mahpus olduğumuzu, oradaki Türkmen kardeşlerimizin IŞİD olsun, PYD olsun, o diğer Suriye Esad askerleri tarafından bakın, bir tarafta PYD, bir tarafta IŞİD, bir tarafta Esad'ın katliam yapan askerlerinin arasında kalmış. Aynen. Türk kardeşlerimiz, Müslüman Türkmen kardeşlerimiz. Dolayısıyla bunların hiçbir korunması yok, hiçbir muhafazası yok, hiçbir emniyeti yok, sığınacakları bir yok, bir yer yok, çıkacakları bir köy, bir dağ, bir tepeleri yok, ovanın ortasında, çölün ortasında kalmışlar çadırlarda. Mesela Telafer'den 300 bin Türkmen kardeşimiz Bağdat civarlarına göç ettiler. IŞİD'den kaçarak oralarda çadırdan yaşıyorlar. Hiç kimsenin haberi yok. Dünya kamuoyunun haberi yok, Türkiye kamuoyunun haberi yok. Dolayısıyla biz sadece Halep'e odaklandık, Cerablus'a odaklandık. Evet, Hayat evet. Aynen, aynen. Türkmen Dağı'na odaklandık. Ama niye oraya odaklandık? Burası tam burnumuzun dibinde olduğu için. Sınır yanımızda, komşu olduğumuz için, olarak. Evet. Yani burnumuzun dibinde, daha burayı da inkar etme şansımız yok aslında. Yani onun için buralara odaklandık. Odaklanmak zorunda kaldık yani. Bugünkü geldiğimiz nokta itibariyle, yani gurur duyacağımız, mutlu olacağımız, başarısını ateşleyeceğimiz bir sonuç yok dış siyasette aslında, dış siyasetimiz açısından. Keşke bu durumda olmasaydık diyorum. Ama biliyorsunuz devletimizin içerisine sızmış, ordumuzun içerisine sızmış, yargımızın içerisine sızmış, tüm kurum ve kuruluşlara sızmış olan FETÖ, terör örgütü diye ifade ettiğimiz 40 yıllık İslami cemaat adı altında gizlice faaliyet gösteren, millete de inandırmışlar, kamuoyuna da inandırmışlar, devlete de inandırmışlar, bizi de inandırmışlar maalesef bu duruma geçmişte. Aynen. Ama bugün 15 Temmuz'da millet başına bomba yağarken kendi silahlarıyla, kendi askeriyle, kendi komutanları, kendi çocuklarını, kandırılmış çocukları tarafından kendisine kurşun atılırken millet uyandı, devlet uyandı, devlet yönetenler uyandı, devlet 15 yıldır yönetenler uyandı. Bunları kamu kurum ve kuruluşlara bunları yerleştirenler ancak 15 Temmuz'da uyanabildiler. Belki 17-25 Aralık uyandı ama hep birlikte uyandık. Maalesef çok acı bir uyanış oldu bu. Aynen, aynen. Faturası ağır oldu yani. Evet. Faturası ağır oldu. Ülkemiz için, milletimiz için ciğerlerimiz yandı, yüreklerimiz yandı, kardeş kardeşe kurşun sıktı. Yani ordu mensubu kendi ordu mensubuna kurşun sıktı. Aynen. Dolayısıyla ordu mensubu kendi emniyet teşkilatına, kendi sivil vatandaşlarına ateş edecek kadar alçalmış bir duruma geldiğini, kandırılmış bir duruma geldiğini, beyinlerini yıkanmış bir duruma geldiğini, yani gözleri kararmış bir terörist duruma geldiğini maalesef acı bir şekilde müşahede ettik ve gördük. Yani bunun telafisi nasıl mümkün olur bilmiyorum. Bu yaraların sarılması belki de uzun sürecek. Bunun telafisi tolere edilmesi çok uzun sürecek ama devletimiz, kurum ve kuruluşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti ve milletimiz birlikte kol kola siyasi partilerimiz, siyasi kuruluşlarımız yan yana kol kola gelerek inşallah her türlü ihanetin üstesinden gelecektir. İnşallah. Karanlık odakların üstesinden gelecektir. Dolayısıyla acılar bununla da yeterli değil.
acılar, Kırım'da işgal var, Karabağ'da işgal var. Biraz önce sözünü ettiniz, Doğu Türkistan'da milyonlarca, 40-50 milyon Doğu Türkistanlı kardeşimiz yıllardır zulüm altında esir yaşamaktadırlar. Aynen. Doğu Türkistanlı Türkmen kardeşlerimiz, Uygur Türkmeni kardeşlerimiz, Uygur Türk kardeşlerimiz kendi ülkelerinden kaçarak canlarını kurtarmışlar. Dolayısıyla oradaki Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelelerini, davalarını kendi ülkelerinden, topraklarından, yurtlarından uzakta bir çoğunda Türkiye'de. Ama Türkiye'de biz kendi vatanlarında olduklarını onlara hissettirmek, yaşatmak istiyoruz. Aynen. Onları ilan etmek istiyoruz. Yani buralarda misafir değiller, buralarda geçici değiller. Buralar onların da ülkesi. Aynen. Biz kardeşiz. Nasıl ki biz orası bizim kardeş ülkemiz, kardeş topraklarımız diyorsak, oraya gittiğimizde kendi öz yurdumuz olarak göreceğimizi hissediyorsak, onların da buralarda öz yurtlarını, öz vatanlarını, öz kardeşlerini birlikte olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki onların özgürlüğü, bağımsızlığı yıllar önce başlamıştı. Rahman Kulların, hatırlarsınız. Evet efendim. Bahşetiyle birlikte göç ederek 80'li yıllardan önce, ben o zaman bu şey dağılmamıştı. 12 Eylül'den önce farklı bir atmosferdeydi Türkiye'de. Biz gazetelerden okurduk. Rahman Kul'un dağlardan aşağı, sınırlar aşağı, Pakistan, Afganistan üzerinden işte batıya göç ettiğini. Evet. Oraların, ben şimdi çok fazla detay inmek istemiyorum. Yani fazla deşifre olmaması açısından. O kardeşlerimiz bağımsızlık mücadelesini, özgürlük mücadelesini ve oradaki katliamı, oradaki zulmü, oradaki Ramazan ayında oruç tutanlara yapılan baskıları, zulümleri, katliamları, idamları duyuruyorlar. Dolayısıyla biz onların davasının davacısıyız. Onların Aynen. sıkıntıları bizim sıkıntımız, onların acıları bizim acılarımız. Dolayısıyla onların özgürlüğü bizim de özgürlüğümüz demektir. Biz onlar özgürse biz burada özgürüz. Aynen başkanım. Bizim, evet, sadece evet. Bizim burada özgür olmamız yeterli değil. Biz Aynen. dünya Türklüğünün, Türkistan dünyasının özgür olmasını istiyoruz. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış, bağımsız Türkistan dünyası hayal ediyorum demesinin ve mefkûresinin anlamıdır bu. Aynen. Dolayısıyla biz bizim köklerimiz, bizim kültür havzamız, bizim soy havzamız, bizim boy havzamız, bizim dil havzamız, bizim inanç havzamız Adriyatik'ten Çin Seddi'ne 5000 kilometre bir boylan üzerindeyiz. Adriyatik'ten başlar, Çin Seddi'ne kadar devam eder. Öbür taraftan Tataristan'dan başlar, Medine'ye kadar devam eder bizim coğrafyamız. Evet efendim. Tam coğrafyasıdır burası. Bu coğrafyanın özgürlüğü, bu coğrafyanın bağımsızlığı ne zaman gerçekleşirse biz o zaman bunun içerisinde oluruz. Tabii ki bugünkü küresel emperyalist güçlerin gücünün zirvesinde olduğu bir dönemde bu coğrafyada, Türkistan coğrafyasında, Orta Doğu'da, İslam coğrafyasında ve Kuzey Afrika'da 24 yeni devlet oluşacak projesi olan Büyük Ortadoğu Projesi'nin canlı canlı, diri diri, bağırta bağırta katliamlar uygulanmaya çalışıldığı bir süreçte evet. Tabii ki bunun çok kolay olmayacağını düşünüyoruz. Çok yakın olmayabilir ama Türk tarihine baktığımız zaman Türk tarihi mücadelelerle geçmiştir, fetihlerle geçmiştir. Aynen başkanım, evet, evet. Büyük zaferlere imza atmış ecdadımız ama bu büyük zaferlere imza atmanın, ecdadımızın attığı imzalar kolay olmamıştır. Biliyorsunuz şu an bugün 31 Ağustos, yani zaferler ayı olan Ağustos'un son günü. Evet. Biz bu anlamda başta Malazgirt zaferi, 26 Mart Malazgirt zaferi başta olmak üzere 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı, 30 Ağustos zaferini, Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferini, tüm Türk tarihindeki zaferleri kutluyorum, tebrik ediyorum bu anlamda, yani sözü gelmişken. Ve tarihteki bağımsızlığımız için, kurtuluşumuz için, devletimizin bekası, milletimizin bekası için,
savaşlarda, savunma savaşlarında, kurtuluş savaşlarında verilen mücadelede şehit olan tüm ecdadımızı, komutanlarımızı, başkomutanlarımızı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Amin efendim, amin. Ahirette cennetin en güzel yeriyle mükafatlandırsın inşallah. Milletimizi, Türk milletimizi, büyük Türk milletini, Türk İslam dünyasını ebed müddet faydar eylesin bu coğrafyada. Amin efendim. Kardeşliğimizi pekiştirsin Türk devletleriyle, Türk boylarıyla, Türk coğrafyasıyla, Türkmen şehirleriyle. Kardeşliğimizi pekiştirsin. Türkmen kardeşlerimizin, Türk kardeşlerimizin, Türk soydaşlarımızın, Türk İslam dünyasının bulunduğu bölgelerde huzur içerisinde bağımsız bir şekilde yaşamasını nasip eylesin. Amin. Durum altında olan kardeşlerimize hürriyet nasip eylesin, bağımsızlık nasip eylesin. Yaşlarını, imanını, dinini bağımsız bir şekilde yaşamayı, namusunu korumayı nasip eylesin. Milletini, dilini en güzel şekilde yaşamayı ve ifade edebilmeyi nasip eylesin inşallah. Ama tabii ki Cenab-ı Hakk'ın bunu nasip edebilmesi için Türkmen şehirlerindeki, Türkmen boylarındaki, Türkmen devletlerindeki muhsinlerin, alperenlerin, o bölgelerin muhsinlerinin, alpaslanlarının, başbuğlarının yapması gerekeni en iyi şekilde yerine getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Bakın biraz önce söylediniz, Doğu Türkistanlı bakanlarımızın Türkiye'de olduğunu, evet. Başbakan yardımcısı Hanifi Çakır, evet. Bu akşam Büyük Birlik Partisi sizin muhterinizde olan 3. Bölge Başkanlığı'na misafir olarak katılacaklar. Evet. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Allah razı olsun. Başımızın üzerinde yeri var. Hamdi Çakır Bakanımıza. Evet. Hoş geldin diyoruz. Allah hayırlı başarılar nasip eylesin. Onun en sıcak duygularına onu kucaklıyorum. Mücadelesinde başarılar diliyorum. Amin efendim. Gökhan Bey'in öbür bakan kardeşimiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Gökhan Gürbez, evet. Ve Türkiye temsilcisi aynı zamanda. Evet, Allah razı olsun. Gökhan Bey kardeşimizi Sayın Bakanımızla tebrik ediyorum. Evet. Allah hayırlı başarılar nasip eylesin. Ben onları kutluyorum. Onların şanlı mücadelelerinde her zaman yanındayız. Biz yapmamız gereken ne varsa psikolojik destek, siyasi destek, ekonomik destek, her türlü sosyal destek anlamında yanındayız. Evet. Kardeşliğin gereği olarak yani şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu derdi ki Anadolu'nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anadolu coğrafyasının Türkleşmesi, İslamlaşması, Türkistan alperenleri, Yesi alperenleri, Buhara alperenleri sayesinde olmuştur. Dolayısıyla bugün Türkistan alperenleri, Yesi alperenleri, Buhara alperenleri görevini o gün yapmıştır ama bugün Anadolu alperenlerindir görev. Görev Anadolu'da bağımsızlığımızı, hürriyetimizi, mücadelemizi devam ettirirken ecdad alperenlerimizin bıraktığı ana yurtlara, ata vatanlara geri dönüp alperenliğimizi oralarda yeniden ifade etmemiz gerekir. Anadolu oraların Anadolu alperenlerine bugün ihtiyacı var demişti. Tabii bugün Anadolu'da yanan alperenlik ateşi Yesiye'de, Buhara'ya da, Türkistan'a da inşallah hürriyet getirecektir, hürriyet getirecektir, bağımsızlık getirecektir. Bağımsız devlet olmanın gereğini oralarda kurumsallaştıracaktır diye düşünüyorum inşallah. Bu anlamda da hem çalışıyoruz, hem mücadele ediyoruz, hem dua ediyoruz. Evet, değerli başkanım, biraz da siyaset konuşalım ama bir öncesi bir konu daha var, ondan sonra siyasete geçeceğiz. 100 engelli 100 ayak projesi için el ele 1 Ekim 2016 Cumartesi saat 14'te Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 100 engelli 100 ayak projesi için el ele diye bir program var. Şu anda bu programla ilgili saat 14'te de Devlet Başkanı Casim Acar'ı da alacağız. Bu konuyu organizasyonu yapan Burak Acar, yani 17 bin lira değerinde akülü bir aracı 5 bin lira gibi bir rakamla sporcu olarak bu insanları topluma kazandırma adına böyle bir çalışmalar var. Bu konuda İstanbul İl Başkanımız olarak, Büyük Birlik Partisi temsilcisi olarak engellilerin yanında mısınız?
engellileri nasıl görüyorsunuz? Engellileri tanımıyoruz mu diyorsun? Neler söylemek istersiniz? Buyurun efendim. Öncelikle tüm engelli diye ifade ettiğimiz kardeşlerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hayatın engeli olmaz, olmamalıdır. Aynen, aynen. Onlara engelsiz bir hayat diliyorum. Engelsiz bir hayat diliyoruz, evet efendim. Engellerin kaldırıldığı, aynen. Onlara engel olan her şeyin önünden kaldırıldığı, onların yaşamlarının kolaylaştırıldığı, hayatlarını en güzel şekilde, en kolay şekilde idame ettirildiği bir hayat diliyorum. Bu anlamda biz Büyük Güç Partisi İstanbul Teşkilatı olarak, Büyük Güç Partisi olarak, Büyük Güç Partisi Başkanı olarak ben inşallah o günkü programda olacağım. İnşallah efendim, evet. O kardeşlerimizle birlikte yan yana gönül gönül olacağız. Aynen. Tabii o zaman ne yaparız, ne yapabiliriz, onların da çalışmasını yapıp o günü zikrederiz. O gün açıklarız inşallah. Biliyorsunuz bizim engelli kardeşlerimiz, engelli diye ifade ettiğimiz kardeşlerimiz adına aynen. Uzatmalı İl Başkan Yardımcısı, aynı zamanda genel merkezdeki genel merkezde danışmanlık yapan İrfan Bulut var. Aynen, aynen efendim. Evet. Görmeyle alakalı engel olan kardeşimiz. Aynen. Bu konuda da ihtisas yapmış, çalışmalar yapmış, ciddi faaliyetler olan bir kardeşimiz bu. Hedefleri var. Hem siyasi birikimi olan, hem siyasi misyonu olan, iyi bir halperen, iyi bir milliyetçi, iyi bir ülkücü, iyi bir nizamane ülkücüsü. Evet efendim. Bu kardeşlerimizin bizim adımıza temsilcisidir. Başka arkadaşlarımız da var ama tabii il başkan yardımcı olması sıfatıyla o da orada olacak. O zaman biz de orada olacağız. Aynen. Yani bu duygulu çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Yani hakikaten hasreten yani size başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Bu arada destek veren bir sürü alperen ablamız, bacımız da var Ankara'dan, değişik yerlerden. Böyle destek evet. Vereceğiz maddi manada diye. Bir sandalye de benden olsun diyen çok insanlar var. Onları tespit yapıyoruz efendim, evet. Şimdi inşallah biz de onu il teşkilatımızla birlikte bir istişare edelim. Bir ay gibi bir süre var değil mi? Evet evet, 1 Ekim'de başlıyor efendim, evet. Bu süre içerisinde biz de bir kampanya yapalım. Büyük bir partisi il teşkilatı olarak ben İlhan Bey'le de görüşeyim. İnşallah. Ve bunu orada güzel bir çalışmayla taşlandıralım inşallah. İnşallah başkanım, inşallah. Biz de onun müjdesini vermiş olalım. Evet. Evet, Allah razı olsun. İnşallah biz bu konuda Büyük Birlik Partisi yönetimi olarak atak bir politika izlediğiniz için daima yanlarına olacağınızı elhamdülillah hiçbir şüphemiz yok değerli başkanım. Bu arada biraz da siyaset konuşalım. Vizyon kurultayı hemen yaklaşıyor. Tabii ki biz MYK üyesiniz aynı zamanda. Ankara'nın temsilcisisiniz. İstanbul'da bir lokomotif olmaya çalışıyorsunuz Anadolu'ya. Ve aynı zamanda taze ikinci resmi manada il başkanımız olduğunuz seçimle Mayıs ayından itibaren. Biz şunu söylemek istiyorum. Tabii ben burada bir gazeteci olarak sizinle konuşuyorum. Yönetici olarak değil efendim. Büyük Birlik Partisi bundan sonra yol haritasında nasıl bir yol gösterecek proje olarak, yani vizyon kurultayında nasıl bir yol haritası, yani kenarda köşede kalmış insanlar, genç, dinamik, çalışmak isteyen insanlar, ben de varım demek istiyor ama sesini bir türlü ulaştıramıyor. Bu konularda bir çalışmanız var mı efendim genel merkez olarak? Buyurun. Genel merkez olarak bunun Türkiye genelinde illerdeki ayakları çalışmalarına başladı. Allah nasip ederse bayramdan hemen sonra evet hemen İstanbul ilde genişletilmiş ilk istişare toplantısı hedefliyoruz. Nasip olursa İnşallah. İstanbul ayağını organizeceğiz. Ondan sonra genel merkezde gerekletilmiş bir il teşkilatı organizeceğiz. Evet. Ve vizyon kurultayının startını vereceğiz. Dolayısıyla 15 Temmuz itibariyle siyaset yeniden şekillenmeye başladı Türkiye'de. Evet. Yani siyaset yeniden pozisyon almaya başladı. Siyasi partilerin argümanları, söylemleri dikkat ederseniz 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz öncesiyle farklı tarz ediyor. Daha birleştirici. Aynen. Daha birbirine yakın. Ülkenin kendi siyasi gelecekleri değil de artık milletin, devletin geleceğini hedefleyen ortak açıklamalar yapılmaya başlandı. Bu noktada siyaset küfür bir sürece de girdi Türkiye'de, dikkat edersen. Yani aynen. Gri bir süreç
olmuştu. Ama Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının davacıları büyük bir partiler, alternler. 23 yıllık siyasi mücadelesini 15 Temmuz'dan sonra, özellikle bu sonbahardaki vizyon kurultayıyla birlikte taşınacaklar. Genel başkanıyla, yeniden oluşmuş olan genel merkeziyle, yeniden oluşmuş olan başkanlık divanıyla birlikte Türkiye genelinde her parti hem de Ocaklar noktasında yeniden yapılanmaya başlıyor. Aynen. Çünkü evet. Bakın biz bu 15 Temmuz'dan sonraki bir aylık süreçten sonra bir durgunluk dönemine girdik İstanbul olarak. Evet efendim. Bu durgunluk sürecinden istifade eden ya bunun da bir esprisi var aslında bizim açımızdan. İstifade eden bir takım karanlık temelli insanlar baş kaldırmaya başladılar. Yani Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanına, Büyük Birlik Partisi'nin genel merkezine yıpratma amaçlı yani, evet. Tabii kurumsal yapısına böyle çamur atan, baş kaldıran, hakaret eden, saldıran tavırlarıyla kendilerini göstermeye başladılar. Biz bayrama kadar ses çıkarmayacağız. Hele şu baş kaldıranların başlarını bir görelim diye arkadaşlarımla ben ifade ettim. Dalıya başkanlarını aradım. Teşkilat başkanlarıyla görüştüm. Dedim ki şu an sesinizi çıkarmayın. Bir baş kaldıran kim nedir ne diye bir görelim. Yani her aynen. Kulağındaki taşları bir döksün bakalım. Biz inşallah bayramdan sonra bir seferberlik ilan ediyoruz. Aynen. Böyle ayrık otlarını görelim ki kökünü sökmesi kolay olsun. Yani ayrık otlarını baş kaldırmazsa nereden büyüleştiniz diye ifade ettim ben arkadaşlara. Tabii biz şunu ifade ediyoruz. Evet efendim. Adımız bizim büyük büyüğümüz. Aynen. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu şunu söyledi. Derdi ki büyük birlik, neyin büyük birliği bu? Alternatörlerin büyük birliği mi? Hayır. Peki, mülkücülerin büyük birliği mi? Yetmez. Bu büyük birlik Türkiye'de Alevi, Sunni, Kürt, Türkmen, aynen. Layık, antilayık, inanan, inanmayan, ayrımı olmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin ay yıldızlı al bayrağımızın altında kardeş kardeş, kol kola, ayrım olmaksızın güçlü bir millet olmanın meşgulesidir. Aynen, aynen efendim. Peki Anadolu coğrafyasında birlik olmak yeter mi? Yetmez. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış ve birleşmiş güçlü bir Türkistan dünyası hayal ediyorum der. Dolayısıyla biz bu meşgulenin davasının davacısı olan büyük bir partiler ve alternatifler olarak biz kollarımızı sağdan da soldan sonuna kadar açtık. Herkese şefkat kucağımızı açtık. Aynen. Herkese sevgi kucağımızı açtık. Herkese elimizde taze ve nazlı gülü, güzel kokan nazlı gülümüzü uzatıyorum. Elhamdülillah, uzatıyoruz. Evet. Samimi olanı uzatıyoruz. İdealist olanı uzatıyoruz. Kardeşlik duyguları yaşayanlara uzatıyoruz. Kim bize kimle bakanlara, nefretle bakanlara, hiddetle bakanlara, bölücü, bölmek için bakanlara, bizi yıkmak için bakanlara, bize çakıl atmak için bakanlara, paçamızdan asılanlara, bizi köprüne geçen gitmek isteyenlere değil. Aynen, aynen. Ama benim söyleyecek bir sözüm var kardeşim diyenlere. Benim yapacak bir, yani az da olsa katkım olacak bir gücüm var diyen dava arkadaşlarımıza, idealist kardeşlerimize bu harekete gönül vermiş, vatanını, milletini, devletini seven, bayrağını seven, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, Türk Milleti için tasavvur olan, heyecanı olan, hedefler olan herkese kucaklarında. Aynen, aynen. Diyoruz ki kardeşim buyurun gelin bu kutsal davada, kutsal yolda, kutsal ülkede, kutsal istikamette, doğru istikamette, doğru çizgide hep beraber mücadele edelim. Hep birlikte mücadele edelim. Kardeş kardeş mücadele edelim. Yan yana gelelim, güçlü olalım. Ben olalım deyip biz olalım. Ben yapacağım değil, birlikte yapacağız diye. Evet, değerli başkanım, özür dilerim, araya girip bir kelime söyleyeceğim. Şunu mu demek istiyorsunuz? Siz tabii ki seçildiğinizden beri bir politikanız var. Diyorsunuz ki benim siyasetim aktif siyaset, durmak yok. Sürekli bütün azalarımızla herkes sanki il başkanı gibi her üyemiz, her yönetim kurulu üyemiz canla başla çalışacak diyorsun. Ama bunu tüm Türkiye'den istiyorsun.
tüm Anadolu'dan istiyorsun, genel merkezler istiyorsun bunu, özellikle de üzerine basa basa toplantılarda da söylüyorsun. Ben şunu mu demek istiyorsun, yani ben şu manayı çıkarmak istiyorum. Senin ekibin, benim ekibim, Ahmet'in ekibi, Mehmet'in ekibi değil, milletin ekibini istiyorsun. Doğru mu efendim? Burada bir tablo alalım, buyurun. Evet. Üstad şöyle, an önceki mesajım. Evet. Genele şamildi. Yani hareketin geneline şamil. Evet. Milletin geneline şamildi. Evet. Tabii ki bir bu kucak kollarımızı açmış olmak, o şefkat kucağını, dava elini, alperen elini uzatmak sadece evet. Başkanının değil. Dolayısıyla bu şefkat elini, emek verecek eli, Anadolu'nun nasırlı ellerini uzatan da il başkanı, il başkan yardımcıları, bölge evet. Başkanları, teşkilat başkanları, asil ve yedek tüm İstanbul İl Teşkilatı'nın yöneticileri, ilçe başkanlarımız, evet. İlçe yöneticilerimiz, tüm dava arkadaşlarımız, Büyük İl Partisi'ne gönül vermiş olan tüm idealist kardeşlerimiz kendi bölgelerinde herkesi kucaklarına alacaklar. Aynen, aynen. Dolayısıyla altın örneklerimizin İstanbul İl Başkanı, İstanbul yöneticileri, ilçe başkanları, tüm altınlarında gençlere kucaklarına açacak. Genel merkez yöneticilerimiz bugün mevcut olan, yani yarın görev değişikliği söz konusu olsa dahi bugün nöbet değişikliğidir. Aynen. Yeni geleceklere yer açmak durumunda olacaklar. Yeni heyecanı olan, yol noktalan kardeşlerimize yer açacaktır. Ama o yer açacak olan kardeşlerimiz yer açana kadar görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeliler. Aynen. Hareketimizin bekası için tüm il başkanlarımız, tüm ilçe başkanlarımız, tüm dava arkadaşlarımız, Türkiye genelinde böyle bir seferberlik, bu ne zaman başlayacak? Bayramdan sonraki gün hemen başlayacak. Evet, evet, evet. Tabii ki biz onun hazırlıklarını bugünlerde yapıyoruz. Ön çalışmalarını, alt çalışmalarını bugünlerde yapıyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğine talibiz. Biz milletimizin geleceğine talibiz. Biz ülkemizin geleceğini en iyi şekilde yönetmek için ülkemizin yönetimine talibiz. Biz hiçbir gencimizin burnu kanamasın. Aynen. Hiçbir gencimiz kötü yola düşmesin. Tüm gençlerimiz en iyi şekilde eğitim alsın diye altın ocakları çalışmasını, faaliyetini devam ettiriyoruz. Biz ulaşabildiğimiz tüm gençlerimize ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Allah nasip ederse inşallah tüm gençlerimizin alperenlik mefkuresiyle, alperenlik davasıyla buluşmuş olmasını arzu ediyoruz. Tanışmış olmasını arzu ediyoruz. Alperenlik ruhuna kavuşmuş olmasını arzu ediyoruz. Alperenlik ruhu Fatih'in İstanbul'un fethinde Ulubatlı Hasan'ın Bursa'ya bayrağı diken ruhunu aradır. Aynen. Alperenlik ruhu Yavuz Sultan Selim Han'ın Sina Gölü'nden geçerken atından inip Sultanım attan indiniz sıcak çölde zehirli yılanlar vardır diyen vezirlere Resulullah Efendimiz önümüzde giderken nasıl attan yürürüm hayal edin. Aynen efendim. Aynen. Ruhun adıdır Alperenlik. Alperenlik Yesi'den, Horasan'dan, Türkistan'dan, Buhara'dan kalkıp hiçbir menfaat beklemeden Anadolu'ya gelip burayı Türkleştiren, İslamlaştıran ruhun adıdır. Dolayısıyla bu ruh yaşamalıdır, bu ruh var olmalıdır, bu ruh sancak olmalıdır, bu ruh bayrak olmalıdır, bu ruh aynen. İdar olmalıdır, bu ruh baki olmalıdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunun mücadelesini yılmadan, usanmadan, nefesimizin yettiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, ömrümüzün yettiği kadar devam edecektir inşallah. Yani bu imkanı bize verdiniz, bu açıklamayı yapma fırsatını verdiniz. Yani size de ayrıca tekrar şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun değerli başkanım. Evet. İki varsınız diyorum. Allah razı olsun. Biz elimizden geldiği kadar muhsini yolda bu aziz milletin oksijeni olmaya çalışıyoruz. Bu aziz milletin nefesi olmaya, yanık sesi olmaya çalışıyor değerli başkanım. Evet. Allah razı olsun. Cümlemizden efendim. Allah kafa gelesin. Amin efendim. Allah razı olsun. Ya, Allah kutlu yolumuzda bize hayırlı faaliyetini nasip eylesin. Allah milletimizin birliğini bütünlüğünü daim eylesin. Amin. Amin değerli başkanım. Allah evet. Milletimizi coğrafyamızda elbet müddet eylesin. Büyüterek, güçlenerek güçlenmesini hiçbir zalim gücün, emperyalist gücün, kesef gücün sirayet edemediği, bir zarar veremediği en üst
güce ulaştırsın inşallah diyorum. İnşallah değerli başkanım. Allah razı olsun. Giresun'dan katıldığınız canlı yayına Allah razı olsun. Evet. Bizleri şey yapmadınız. İnşallah stüdyomuza da müsait günde inşallah bekliyoruz efendim. İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hürmetler, saygılar efendim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun efendim. Sağ olun. Tüm izleyenleri, dinleyenleri, vatandaşlarımızı, milletimizi, halkımızı en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepsine Allah'a emanet ediyorum. Hepinize Allah razı olsun. Allah razı olsun değerli başkanım. Hürmetler, saygılar efendim. Evet. Büyük Birlik Partisi Merkez Kanal Yönetim Kurulu üyemiz ve İstanbul İl Başkanımız Sayın Mustafa Mican canlı yayına telefonla katıldılar. Rabbim hayırlar getirsin. Bütün konulara en güzel şekilde değerlendirme yapıyorlar, yaptılar. Biz tarafız. Nedir bu tarafımız diyor ölçü olarak? Milletin tarafıyız. Nizam-ı alem ülküsüne inanmış aziz milletimizin tarafıyız diyoruz. Ve bütün elimizi tüm Rabbimizin dostlarına elimizi uzatıyoruz. Bu ellerin karşılık bulmasını istiyoruz diyor. Yani aynı kilimin desenleri ölçüsünden bütün can kardeşlerimize kucak açıyoruz diyor efendim. Evet. İstanbul Küçükçekmece, İki Telli, FSM TV, FSM Haber canlı yayın stüdyolarında canlı yayınımız, gündem özel programı devam ediyor efendim. Sizden gelen mesajları almaya gayret ediyoruz. Evet. Saat 14 itibariyle Casim Acar hocamızı canlı yayına alacağız. Evet. Bu arada engellilerle ilgili yapmış olduğumuz raportajımızı size buradan canlı olarak göstermek istiyorum. Dün de canlı yayında göstermiştim efendim. Evet efendim, İstanbul Beşiktaş'ta evet Beyaz Ay'ın yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki açmak için hareket kampanyası kapsamında Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan 100 engelli 100 ayak projesi. Evet, hedef 100 engelli 100 ayak projesi kapsamında ünlü isimler ile engelli sporcularımızı sporda farkındalık ve kaynaşma ortamı sağlamak adına tekerlekli sandalye basketbol maçında buluşturuyoruz. Aynı organizasyonda 100 engelli vatandaşımıza 100 akülü sandalye dağıtarak onların hayat mücadelelerinde yeniden var olabilmeleri için destek olmayı hedefliyoruz. Organizasyon tarihimiz 1 Ekim 2016. Yer Ahmet Cömert Spor Salonu. Organizasyon Burak Akan. Yönetmen, yapımcı sunum Şenol İpek. Destekleyen Turgay Kıran iş adamı. Kurumlar Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Grubu Türkiye Beyaz Ay Derneği ortaklık. Etkinlikler efendim Murat Günhan Fashion Show. Konser, engelli dans grubu, tekerlekli sandalye, basketbol maçı. Burak Akan organizasyon sorumlusu size burada FSM Haber, FSM TV, Fethi TV adına bildiriyi sizlere paylaşmak istedik efendim. Şu anda da can dostlarımızla, sportmen kardeşlerimizle beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Sizin? Sizlere sorayım. Kerim Keküç. Kerim? Keküç. Keküç, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Güzel bir projenin içerisindeyiz şu anda. Evet. İnşallah güzel şeyler başaracağız. Biz geçtik, biz engelimizi açtık ama... Biz engeli tanımıyoruz, baştan bunu konuşalım, doğru mu efendim? Ya, tanımıyoruz, biz engelimizi açtık ama engelini aşamayan arkadaşlarımız için mücadeleye devam ediyoruz. Yani onların yanındayız, varız, bizim yanımıza buyurun gelin diyoruz, doğru mu efendim? Evet, evet. Evet, sizi alalım. Onlarla birlikte engelleri aşmak istiyoruz. Biz açtık. Elhamdülillah, ne kadar güzel. Buyurun efendim. Arkadaşlara katılıyorum. Aynı. Çok güzel, Allah razı olsun. Evet efendim. Hep beraber arkadaşlarımız. Hep beraber izliyoruz. 1 Ekim'de görüşmek üzere. 1 Ekim'de inşallah. 1 Ekim'de
müsabakalarda ve kültür organizasyonlarında görüşme yapacağız. Şimdi birazdan efendim canlı programımız başlayacak. Allah'a emanet olun. Evet, hepinize hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Bu Ağustos ayının bu güzel sıcak bir gününde bizleri kırmayıp, bizleri derken engelli sporcuları kırmayıp özellikle geldiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım adına, hepiniz adına. Amacımız Kazım'ın da başkan olduğu Dostluk Engelliler Spor Kulübü'nün, derneğinin bir kampanyasını yönetmek, yürütmek. Bu kampanyada 100 ayak, 100 engelli, 100 ayak. Hep ters söylerim genelde. Olsun. Solda sağ karıştırıyor. Affediyor artık beni. Dolayısıyla 100 engelli, 100 ayak projesinde biz engelli kardeşlerimizin spor olan yakınlıklarını bildiğimiz için, yatkınlıklarını bildiğimiz için onlara spor yapmak için akülle engelli sandalye tedarik etme amaçlı bir kampanya düşündük. Bu kampanyada eksik olmasın. Kazım'ın başkanlığında ben de izniyle destek olaraktan Burak'la, Murat Günal'la, Şenol da buralı yanılırsam Şenol İpek'te hep beraber bir olup bu kampanyada nasıl biz bu kardeşlerimize 100 tane akülü sandalyeyi tedarik edelim diye çalışmalarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla burada en büyük katkı da tabii ki medya, sizler. Çünkü sizler ne kadar bunu yönetirseniz, yönlendirirseniz bize o kadar dönüş olacak demektir. Dolayısıyla çok güzel de bir gün tertip ettiler Kazım kardeşlerim. O günde Murat'ın çok ciddi bir koleksiyonu, olmadığı bir koleksiyonu, değil evet, mi? Hiç görmemiş evet, bir koleksiyonu. Evet. Yaklaşık 25-30 tane sen söyleyeceksin bana. Ben daha tam söyleyeyim ki siz bitir, ben de sen, tamam, sen konuşacak bir şey kalmadı diye tamam, söylüyorum. Onun yanı sıra özellikle o gece katılacak olan iş adamları, sanatçı kardeşlerimin de hep karşıda gördüğümüz engelliler basketbol maçı yapıyordu. O sandalye nasıl bindir, nasıl bilinmez hiç bilmiyoruz. Onlara bindirip onlarla biz engellilerle bir maç müsabaka yapmak. Dolayısıyla o onları da anlamak. Yani biz çünkü kolay zannediyoruz bazı şeyleri ama o ne kadar zor olduğunu belirtmemiz için de bunun yaşanması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla sanatçı kardeşlerimiz ve iş adamlarımızla oturtup ben düdük çalacağım. Ben de oyunu... Ay başkanım oynayacaksın. Dolayısıyla böyle gayet güzel, şenlikli, keyifli. 3000 arkadaşımızın, engelli arkadaşımızın var geleceğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla o arkadaşlarımızın da belki de hayatlarında bu kadar görebileceği, bu kadar sanatçı kardeşlerimiz ki hakikaten kime söyleyecek reddetmediler. İşte Aysun Kaya olsun, Emre Altuğ olsun. Aklıma gelmiyor ama işte manken arkadaşlarımız keza, şimdi biraz sonra Murat hepsinin adlarını biliriz. Sanatçı arkadaşlarımız keza hepsi orada olacaklar. İş adamları olsun, Ali Koç olsun, Nihat olsun, Özdemir, Yılmaz Ulusoy olsun, eksik olmasa hep o gecede bulunacaklar. Ve hep beraber o arkadaşlarımızla beraber engelli engelsiz ayrımı yapmaksızın bir müsabaka, bir eğlence, bir gece geçireceğiz. Onun için ben söylediklerim galiba bu kadar da kısıtlı. Özellikle bir şeye söylemem gerekiyordu. Bu geceye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı nümayende olması bizi çok onurlandırdı. Hakikaten Cumhurbaşkanımıza buradan saygılarımızı arz ediyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Çünkü her zaman engelli kardeşlerimiz yanında oldular. Bu gecede de bizle beraber olmaları bizi çok onurlandırdı. Bunun dışında Çağız'ın da herhalde, Burak'ın da söyleyecekleri, Murat'ın söyleyecekleri fazla bir şey yok ama ben Çağız'ıma bırakayım sözü o zaman, izin verirsen. Murat, Ece'yi bekliyorum, Ece gelsin. Siz konuşun. Sen, bak ben küçücük bir şeyden konuşmayayım. Ya da ben konuşayım, tamam. Şimdi bu proje bana teklifinde, Ece de geldi, tamam. Gel yanıma gel. Şimdi bu projeyi bana teklif olarak sunulduğunda tabii dedim seve seve katılırım. Yapacağım koleksiyon yeni bir koleksiyon. 30 tane mankenin beni kırmadan gelip bu defilede, podyumda yürümeleri tabii bu projeye de destek oluyor. Ece ile biz ikimiz her zaman zaten sosyal projelerde birlikte çalışıyoruz, görev alıyoruz. Türkiye'nin herhalde sosyal projelerin modacısı ve mankeni olarak Ece gösteriliyor. Sunucusu. Sunucusu veya.
Güzel bir gece olacak. 1 Ekim'de yapılacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak. Büyük bir salon. 4000 kişilik bir galiba değil mi? Bayağı büyük bir salon ve katılımın da iyi olacağını düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz 1 Ekim'e. Vallahi çok güzel bir gün. Özellikle beraber olduğunuz için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımız da burada olduğu için bizimle. Sayın Başkanımız bu konuda her zaman destek zaten. Ne zaman bir sosyal sorumluluk projesi olsa bizlerle. Biz gerçekten Murat'ın söylediği gibi bu tarz organizasyonlara özellikle gönül veriyoruz. Çünkü bu bir gönül işi. Hatta ikiletmiyoruz bile nedir ne değildir. Bir sosyal sorumluluk projesi var. Tamam, hemen oradayız. Hiç konuşmaya gerek yok. Pek çok kişinin bu duyarlılığı göstermesini istiyoruz ama maalesef çevremizde bu duyarlı olan kişiler göründüğü gibi değiller veya göründüğü kadar çok değiller. İnsanlar bir şey söylediğinde her şey para veya hani bir takım başka görsellikler değil. Biraz da dua, biraz da destek, onların mutluluğunu paylaşmak. Hani klasik bir laf vardır, hep böyle hepimiz bir engelli adayız. Evet, öyleyiz. Ve hepimizin ailesinde, yakınlarında, çevresinde var zaten bunu yaşayan insanlar ya da daha sonradan maalesef buna maruz kalanlar. Burada hepimizi bir aile olarak düşünüyorum. Bütün yine bir hoş sorumluluk projesi, çok büyük bir organizasyon, düşündüğümüzden daha büyük ve daha şık olacak. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve en güzel olacağına inanıyorum. Daha sonra da çalışmalarımız tabii ki devam edecek son sürat. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bundan 6 ay önce 100 engelliye 100 ayak adı altında çıktığımız bu yoldan emin adımlarla ilerlemekteyiz. Öncelikle maddi ve manevi olarak yardımları esirgemeyen Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü'nün onursal başkanımız Sayın Turgay Kıran, sonsuz teşekkürümüzü sunuyoruz. Projemizin yüzü olan ve aynı zamanda sunumumuzun üstlenen bu yoldan beraber yürüdüğümüz destekçimiz Şanol İpek ve 1 Ekim için güzel bir defile hazırlayan modacı Sayın Murat Gülhan, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz Dostluk Engelliler Spor Kulübü olarak engelleri spor yapabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Engelli olmak, spor yapmak için engel değildir. Hem 100 engelli vatandaşlarımıza akülü sandalye dağıtacağız, hem de genç engelli kardeşlerimize sporu teşvik edeceğiz. Organizasyonu üstlenen Burak Akan, ilk günden beri Burak Akan'ın ekibiyle, itinayla, çalışmalarıyla projeyi bugünlere getirmiştir, bulunmakta. Burak Akan'ın yaptığı bu organizasyon herkese örnek olması ve tarz organizasyonun sürekli yapılması temin eder. Akülü sandalye bizim ayaklarımız. Gelin siz de bir ayak olun. Evet efendim, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin, Rabbim millet-i İslam'ı sırat-ı müstakim yolundan, sırat-ı müstakim yolundan, sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın, ayırmasın, ayırmasın diyoruz efendim. Kendisi için isteyen, isteyip de kardeşi için isteyen neden olmayı Rabbim hepimize nasip etsin, nasip etsin, nasip etsin. Biz de bir gün engelli olabiliriz. Yani bunun hiçbir garantisi olmadığını hiç ama hiçbir zaman unutmayalım, unutmayalım, unutmayalım efendim. Evet, canlı yayınımıza Casim Acar'ı alacağız. Efendim, Casim Acar, FSM TV, FSM Haber canlı yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, biz biraz önce, yani son 15 dakika içerisinde
o günkü yaptığımız basın açıklamalarını, tüm programları yayına aktardık şu anda ve hemen de ertesi konuştuğumuz gibi 14 itibariyle ya 5 dakika önce aldık. Evet efendim, canlı yayınımıza geldik, il başkanımızı aldık canlı yayına. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı engellilere, engelliler konusundaki desteklerini açıkladılar. Tüm kadromuzla birlikte inşallah bizi de ziyarete gelin dediler il başkanlığına ve de 1 Ekim'de de hemen o salonda olacağız dediler tüm kadrolarımızla birlikte. Evet efendim, Yasim Acar kimdir ve neler yapıyoruz, neler yapmak istiyoruz, biraz açıklar mıyız? Buyurun efendim. Öncelikle Harun abi, evet. Bizi programa katıldığınız için teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Yasim Acar ben, küçük sayfaca dostum engelde. Evet efendim. Alo. Şerol Bey. Evet, dinliyoruz efendim. Murat, yayın kesildi. Murat Bey, evet. Bunlar destekçimiz oldu. Yüz engelli Rüza. Bu yüz engelli Rüza projesinin tamamını açtık da şöyle ifade edeyim ben size efendim. Evet. 100 tane akü sandalye arkadaşlarımıza dağıtmak. Ve artık biz engellerin de spor yaptığımızı yapıyoruz. Biz de varız. Spor yapmak istiyoruz. Hem devletler olsun, hem iş adamlarından olsun destek istiyoruz. Yani engellerin de spor yapması için bu toplumun organizasyon, büyük organizasyon. Değerli başkanım, bu toplumun bir parçası olduklarını, yani biz de varız bu ülkenin her türlü sporunda, işinde, aşında, yürüyüşünde, fikrinde, zikrinde diyorsunuz. Doğru mu efendim? Alo. Sesimi alabiliyor musunuz efendim? Sesimi alıyor musunuz? Alıyorum, alıyorum. Evet, yani destekliyor musunuz benim söylediğimi yani? Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Çok iyi anladınız. Yani tabii ki evet. Şöyle bir ifade edeyim ben size. Evet efendim. Olsun, mesela bazı yerlere gidiyoruz. Evet. Diyoruz ki, biz spor yapmak istiyoruz, siz diyor engellisiniz. Ne spor yapmak istiyorsunuz, nasıl yapacaksınız diyor. Ben de aslında gerçekten Türkiye'de, şöyle bir ifade edeyim, Türkiye'de dünyanın içerisinde en büyük bir size de basketbol da. Aynen. İnsanda bir basketbol. 68 takımımız var. Önce sezonun ikincilik, birincilik, süperlik'e kadar. Ve tamamıyla ne de milletler ne de iş alanlarında. Aynen efendim. Destek alıyoruz. Evet. Yani şöyle ifade edeyim Hayrola Bey. Evet efendim. Size şehre geliyor mesela, engelli kardeşlerimiz geliyor. Diyor ki ben spor yapmak istiyorum ama bizim gücümüz yok da ona bir sandalye alalım. Tekerlik sandalye basketbol. Aynen. Tekerlik sandalye basketbolda puanla 10 ve 20 bin arasında. Şimdi o engelli kardeşlerle ben gidip sadece kendi sandalye alıp diyemiyorum. Ya bana ne demek dedi? Yani şöyle söyleyeyim ben size. Ve herkes içerisinde bir yerde çalışıyor. Evet efendim. Çok çok nadir olan şeyler olan. Durumu yok. İyi olan çok az. O yüzden biz artık bu topluma biz de varız. Biz de spor yapmak istiyoruz. Bana evet. Yerde göstermek istiyoruz. Ve herkesinde ama azar tut ama zeye kadar herkes de şu anda destek olmak istiyoruz. Biz de varız yani. Her insan onu topluyor. Her insan bir yere gelemedi. Aynen. İnsanların başına mı geldi? İnşallah gelmez. Geldikten sonra engellere yardım ediyorlar. Gelmeden önce bize bir ayak olun bize. Aynen efendim, bu, aynen. Kontrol elinize gelin, size de bir ayak olun. Aynen. O yüzden bu proje, Karan Süsü'nden tut, Mondes'ten tut, Şerdepin olacak. Herkes, iş adamlar ve dünya sanat dünyası, herkes orada. Ve sizin de desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Elimizden geldiği kadar faydalı olabilmeye, olmaya çalışıyoruz efendim. Evet. Çok teşekkür ederim. Kataklarla direkt programa katmanız dileriz. Büyük bir destek yani. Her hafta sizin aracınızla sesinizi duyuyoruz. Evet. Ondan sonra bir destek olmaz. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Cümlemizden efendim. Stüdyomuzu biliyorsunuz. Burak Bey ile gelmiştiniz. İnşallah daha önümüzde tam bir ay var. Yine de stüdyomuza canlı yayına tüm engelli kardeşlerimizle, Allah razı olsun bizi getiren Orhan kardeşimizle birlikte bekliyoruz. Buyurun gelin. 5 kişi alabiliyoruz stüdyoya konuk olarak. Yani engellilerin sesini dünyaya duyuralım. İrfan başkanımız var, bizim il başkan yardımcımız. Aynı zamanda
Engelliler Federasyonu'nda. O da sizi stüdyomuzda ağırlar. Güzel bir de program yaparız isterseniz efendim. Evet. Tabii ki memleketlerle o zaman herhalde yazılır gelirse efendim. Allah razı olsun. Her zaman abi, her zaman. Evet efendim. Son olarak neler söylemek istiyorsunuz değerli hocam? Evet. Son olarak, sadece herkesten ricam, bu projeye herkes bu arada olmasıydım. Ve bu akülistanları yaratacağız ya, tabii evet, ki evet. Destek alarak yaratacağız. Aynen. Durumu o iyi olan, bütün vatandaşlarımıza, ailelerimize, benim sizce de bir ayak olur. Tüm girişimcilerimizi burada davet ediyoruz, doğru mu hocam yani? Evet, evet doğru efendim. Bir ekinde de, bir ekinde önce de tatlanma yanılacak. Aynen. Durumu iyi olan, maddi durumu iyi olan, bütün abilerime, iş adamlarına, hepsine. Bir de şöyle bir durum var Cansın Bey, anladığım kadarıyla burada izah etmiştiniz stüdyoda, bunu da burada açıklayalım milleti İslam'a. Yani kim vatandaş yani hayır sahibi verdiği sandalyeyi ya kişiyi tanıyacak değil mi efendim? Onlar kuzey olacak yani, burayı biraz açar mıyız? Evet. Evet, şöyle de ifade edelim. İlla ki bizim müstehidimiz kim adı değil, kim de sandalyeyi alıp getirdi. Aynen. O gün... Aynen. Kendi evine verecek. O engelli vatandaşın da kendi evine kabul edilecek. Artık daha bu istemiyoruz. İsterse firmada aldı, bizim ödediğimiz bir firman, isterse başka bir firmada aldı. Yani aynen. O gün, hangi sandalye gelsin, sen de yerine gelsin. Aynen. Hiç fark etmez. Eğer yeter ki de engellimizin ayağı olsun, sen de yerine gelsin, hiç fark etmez efendim. Aynen efendim, aynen. Allah razı olsun. Yani yaptığınız bütün büyük bir olay, öncülük yapıyorsunuz, ben de varım diyorsunuz, çekip kabuğunuza çekilmemişsiniz, topluma öncülük yapmaya çalışıyorsunuz, yüzünüze gülücükler akıyor, ne kadar güzel bir şey. Rabbim daima emeklerinizi zayi etmesin diyoruz. Burada Kıraç Bey'e ve Mustafa Bey'e ve tüm sanatçı arkadaşlara, özellikle de Burak Akan'a da teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Yayınlar. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hürmetler, saygılar efendim. Casim Acar, Küçükçekmece Engelliler Derneği Başkanımızı canlı yayına aldık. Evet. İstanbul Küçükçekmece Kiteli, FSM TV, FSM Haber canlı yayın stüdyolarında canlı yayınımız burada sona eriyor. 4 saate yakındır bir yayındaydık. 3 saate yakındır. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Değerli hocam, Allah'a emanet olun. Evet. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Canlı yayınlarda yeniden buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sülfül ishal ettik ise affola diyoruz efendim. Ve diyoruz ki dostluğumuz adına, kardeşliğimiz adına, milli birliğimiz ve beraberliğimiz affedersin adına diyoruz ki efendim, Mustafa Yıldız Doğan'dan Türkiye'm diyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ölürüm Türkiye'm, hey 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 hey.
Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey hey hey. Çekmiş hep ninem Pınarlardan su doldurur eminem Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey 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 hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey 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 hey. Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey 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 hey.